Tonguç Akademi 900 kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Gerçek sayılarda mutlak değer fonksiyonları ve nitel özellikleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir haftaya girdik. Yine matematik dersine girdik. Her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi ilk programımıza bakalım. 25 Kasım pazartesi ve saatimiz 6'yı gösteriyor. Mutlak değer fonksiyonlarını yapacağız. Hemen ödevimizi söyleyelim. 33 ve 37. sayfa. Lütfen ödevimizi yapmadan yeni konuya geçmeyelim. Çünkü üstüne koya koya gidiyor yeni müfredat. Ona göre de bilelim işimizi diyelim ve geçelim. Artık arkadaşlar burayı klasik bir şekilde söyleyelim. Öğrenme çıktılarımızda geçen hafta fonksiyonları halletmiştik. Bütün fonksiyonların ne olduğunu anlatmıştık. Ve bu haftada mutlak değer anlatacağız. Haftaya da bunlarla ilgili problem çözmeye geçeceğiz. Hem doğrusallarla ilgili hem de eşitsizliklerle ilgili problem yapacağız arkadaşlar. Anahtar kelimelerimiz her zaman olduğu gibi fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonlar. Grafik tabii ki de işin içinde ve bu sefer mutlak değerde işin içinde diyelim onu da söylemiş olalım. Peki neleri bilmen lazım? Neleri bilmen lazım ki konuyu daha iyi anlayasın? Temel kabullerimiz öğrencinin fonksiyon kavramını, doğrusal fonksiyonun cebirsel temsilini Mutlak değer kavramını bakın bir önceki dersi iyi bilmen lazım. Mutlak değer kavramını birinci, birinci çeyreklikte yani birinci dönem görmüştük. Şu an ikinci dönemdeyiz diye kabul edersek. Doğrusal fonksiyonların grafiğini yine bir önceki dersimizde görmüştük. Bunları da yorumlayabildiğini kabul edip ona göre dersimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden mutlak değerin olayına bir girelim. Gx eşittir artı eksi mutlak değer şeklindeki fonksiyonları yazalım. Şimdi burada yine bizim g fonksiyonumuz ne yapıyor? Reelden reele gidiyor arkadaşlar. Reelden reele giderken mutlak değer tanım kümesindeki bazı noktalara karşılık gelen değerleri yazalım diyor bize. Hemen biz de yazalım. Bakın x eksi 3 olduğunda hemen yerine koyduğumda eksi 3 ne diyor? Sıfır olan uzaklığı 3'tür mutlak değer içine girdi mi? Eksi 2'ninki nedir? 2'dir. Eksi 1'inki 1'dir sıfırınki sıfırdır. Birinki yine birdir. İkininki ikidir. Üçünki üçtür ki böyle gider. Bizim mutlak değer fonksiyonumuz. Peki neyle karşılaştıracağız? Tabii ki de referans doğrumuzla. Bizim referans doğrumuz neydi arkadaşlar? Fx eşittir x'ti. Şimdi burada işaret tablosu yaparsak o zaman ne görmüş oluyoruz? Bizim ikimizin de sıfırı sıfır olduğunu görüyorum. Ve buradan da benim eksi sonsuzdan başlayarak artı sonsuza kadar olan sayı doğrumda bakın x'lerin aldığı değerlere karşılık fx fonksiyonlarım benim normalde referans doğrumda neydi? Burası eksi işaretliydi ve burası artı işaretliydi. Yani pozitiflerde pozitif değer alıyordu negatiflerde negatif değer alıyordu. x'lerim negatifken fonksiyonum da negatif oluyordu işaretim sıfırdan küçüklerde negatif. E, ...sıfırdan büyüklerde pozitif olurdu. Ama mutlak değere baktığımızda bakın... E, ...x'lere ben ne yapıyorum? Negatifleri verdiğimde cevap yine pozitif çıkıyor. E, pozitif verdiğimde cevap yine pozitif çıkıyor. O zaman işaret tablosunda ne fark ettim? Benim pozitif, bütün değerlerim pozitif oluyor. Kim hariç? Sadece sıfırım hariç. Sadece sıfırım hariç. Çünkü sıfırda ben neyim? Gördüğün gibi fonksiyonun sıfırı sıfır olduğu için... Ona göre yapıyorum. Bu arada burası sıfır başlangıç noktası olduğu için almadık. Neden aldık bu sıfırı? Bizim sıfır fonksiyonumuzun sıfırı sıfır olduğu için buraya aldık. Aklınızda olsun arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bizim referans doğrusal referans fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Bakın buradan böyle geçen bire bir olan ikiye iki noktasına sahip olan üçe üç noktasına sahip olan ve hatta eksi 1'e eksi 1 noktasına sahip olan buralar 1, 2, 3'tü. Böyle bir fonksiyonumuzdu ki bunun üstünde geçen hafta çok durmuştum. Şimdi biraz önceki yaptıklarımızdan yola çıkarak benim değerlerime bir daha bakarsam... ...eksi 3 iken 3, üç, eksi 2 iken 2, iki, eksi 1 iken 1, bir, 1 iken 1, 2 bir, iken 2, iki, 3 iken 3... Üç, ...buralara bakarsak arkadaşlar o zaman benim fonksiyonum ne oluyor? Eksi 1 iken 1'e gidiyor. E 1 iken de 1'e gidiyor... Demek ki ben bu noktalardan geçeceğim. E, 2 iken 2'ye gidiyor. E, tamam. Eksi 2 iken de 2'ye gidiyorum ben. Bu da tamam. E iken 3'e gidiyorum. Bu da tamam. E, eksi üçken de 3'e gidiyorum. E, burası da tamam. O zaman ne oldu? Ben şu noktalardan geçeceğim. Aynı zamanda bu noktalardan geçeceğim. Ve burada da sıfıra sıfır noktası da yani benim sıfır noktam fonksiyonun sıfırı da nedir arkadaşım? Burada oluyor. Peki benim grafiğim o zaman nasıl bir şey olacak? Bakın buradan böyle geçen ve böyle giden bir fonksiyon olacak. Bir fonksiyonun grafiği olacak desek daha doğru. Şimdi bakın işte burada anlatmak istediğimiz şey şu. Mutlak değer fonksiyonlarında sen mutlak değer yokmuş gibi hareket edersin. Yani buradaki içeride ne görüyorsan mesela burada x, x'miş gibi hareket edersin. Ve sadece yapacağın şey mutlak değerin cevapları hiç negatif olmayacağı için, negatif değerlerde de pozitif olacağı için altta gördüğün bu kısımları, altta gördüğün x'in altında kalan kısımları sadece yukarı alırsın. Ve yukarıdaki kısımlarda aynen devam eder. İşte mutlak değer budur. Mutlak değerde sadece sen sıfırını iyi belirleyeceksin. Belirledikten sonra da ona göre devam edeceksin arkadaşım. Şimdi şu grafiğim yanımda dursun. Ve buradan yola çıkarak şimdi neler var neler yok bir görelim. Ne var peki arkadaşım? Hemen hatırlayalım. fx fonksiyonunda, fx eşittir x fonksiyonunda en geniş tanım kümesi r idi. E görüntü kümesi r idi. E fonksiyonun sıfırı sıfırdı. E işareti neydi? Bakın eksiler ve artılar olarak düşünürsek. Eksiler neredeydi arkadaşım? X'in sıfırdan küçük olduğu yerlerdeydi ki biz buna ne diyoruz? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar diyoruz. Pozitif olduğu yerlerde sıfırdan sonsuza kadardı dedim. Maksimum noktası sonsuza gittiği için yoktu. Minimum noktası sonsuza gittiği için yoktu. Birebirliği vardı ve artan azanın olduğu nokta aralıklar diyor. Öyle bir aralık yoktu. Bütün reel sayılar için artan bir fonksiyondu. Kim arkadaşım? Bizim doğrusal referans fonksiyonumuz. Bakın bunu söylemiştik. Bunları yapmıştık dedik. Şimdi arkadaşım bu mevzuyu anlamıştık. Geçen hafta bundan bahsetmiştik. Şimdi gelirsek bizim mutlak değer fonksiyonumuza ve karşılaştırmalı yapalım. En geniş tanım kümesi nedir? Tanım kümesi x'in olamayacakları çıkarttığında kalanlardır. x'in olamayacak bir durumu yok. O zaman ben tanım kümeme r diyorum. En geniş tanım kümem. Görüntü kümesine baktığımda cevapların olabilecekleri bakın eksi cevabım artık hiç yok. Cevaplarım ne olacak o zaman? Sıfırdan sonsuza olacak. Benim cevaplarım yani görüntü kümelerim, fonksiyonumun sıfır ne? Sıfır eşitlediğimde çıkan cevabım sıfır. Devam ediyorum. Fonksiyonumun işareti de bu sefer artı ya da eksi fark etmez. Fonksiyonum nedir arkadaşım? Reel sayılarda sıfır haricindeki bütün her yerlerde ben ne oluyorum arkadaşım? Pozitif oluyorum. Yani benim için önemli olan fonksiyonun işareti ne olacak arkadaşlar? fonksiyonun işareti benim için hep pozitif. Kim hariç? Sıfır hariç. Bütün reel sayılarda ben ne yapıyorum? Pozitif cevaplar alıyorum ki burada grafikte de görüyorum. Maksimum noktam var mı? Sonsuza gittiğim için maksimum noktam yok. Minimum noktam var mı? Bakın en nokta dediğim şey... Minimum nokta dediğimiz şey nokta sıralı ikili olarak göstereceğiz. Gördüğün gibi sıfıra sıfır noktası. Bire birlik var mı? Yok. İki de ikiye gidiyor. Burada hatta yazalım. Burası iki, burası bir, burası üç. 2 e, iki de 2'ye gidiyor, -2 iki de 2'ye gidiyor. Gördüğünüz gibi 2'ye 1 diye bir kavram yok ama 2'ye 1 durumu var. O zaman birebirlik yoktur. Artan fonksiyon mu? İşte buraya da dikkat. Nerede artıyorum arkadaşım ben? Bakın, nerede artıyorum? Eksi sonsuz, e, daha doğrusu artan yazalım. Hatta arla gösterelim. Arttığı yerler sıfırla Neresi arkadaşım? Sıfırla sonsuz arasında artıyor. Burası çok mühim değil. Kapalı mı açık mı? Sıfırdan başlıyor artması sonuçta. Hatta kapalı yazabiliriz. Azalan olarak da ne diyoruz arkadaşım? Azalan olarak da eksi sonsuzdan geliyorum. Nereye kadar? sıfıra kadar da azalıyorum arkadaşım. Sıfır da bunun en dip olduğu nokta. İşte arkadaşlar bu mevzuyu kaçırmıyoruz. Çünkü yeni müfredatta bunun üzerinde duruluyor. Biz de bunu söylemiş olduk. Şimdi fx fonksiyonumuzun muhabbeti buydu. fx eşittir x'ten fx eşittir mutlak değer x'e geldik ve bunun muhabbeti bunun olduğunu söyledik. Şimdi geldik başka bir mevzuya. Eksi x mevzusuna geldik. Biz şimdi eksi 3 koyarsak mutlak değerin içinde 3 oldu. Ama önünde eksi olduğu için eksi 3 oldu. E eksi 2 koyarsak 2 çıktı. Önünde eksi olduğu için eksi 2. O zaman ben anladım buralar eksi. 1 koyarsak 1 oldu mutlak değerden 1 çıktı ama önünde eksi 1 var. E bunlar da demek ki eksi 3. Allah Allah. Biraz önce yaptığımız işaret tablosundaki herkesin artı olma durumu bu sefer ne olmuş oldu? Bir anda eksi olma durumuna geçmiş oldu. O zaman ben biraz önceki gibi fonksiyonumun sıfırına bakarsam o zaman ne yapacağım ben? İşaret tablomda ben geleceğim. ...buraya artı olarak bir de neyi koyacağım? Ee, benim haşlarımı koyacağım. Haşlarımda da ne olacak? Biraz önce eksi artı olan... ...ve burada da artı artı olan durum... ...benim fonksiyonumun sıfırı yine sıfır burada. E bunda da sıfır olacak o zaman. Hemen en alta... ...en alta şöyle göstereyim tamamen. Hemen en alta ben eksi haş x yazarsam... ...bu sefer ben sıfır haricinde gördüğün gibi her yerde negatif değerler alacağım. Bunu da söylemiş olalım. Peki doğrusal referans fonksiyonumuz neydi? Doğrusal referans fonksiyonumuz buydu. Peki mutlak değer neydi? Onu da gösterelim. Mutlak değer fonksiyonumda buydu. Peki eksi mutlak değer ne olacak? Bütün cevapları senin bu seferde ne yapıyorsun biliyor musun arkadaşım? Önüne eksi gelince. Geçen hafta da anlatmıştık. Burada senin burada ne varsa onu çiziyorsun. Çizdikten sonra herkesi X'in altına alıyorsun çünkü cevaplar yer değişmiş oluyor. Bakın ne oluyor? Burası 1'e 1, burası eksi 2'ye eksi 2, 1'e 1 derken eksi 1'e eksi 1. Burası da 3'e 3 oluyor ki, eksi 3'e eksi 3 oluyor ki. Buradan da bakın yine aynı şeyler. 1'e eksi 1, e 2'ye eksi 2, 3'e de eksi 3 olarak gelecek. Ve buradan da ne olmuş olacak? Böyle gitmiş olacak. Bu nedir arkadaşım? İşte bu da eksi mutlak değer x'in grafiğidir. Yani ne yapmış olduk biz arkadaşlar? Ne yapmış olduk? Gördüğünüz gibi biz mutlak değer x'in grafiğini bildikten sonra artık onu da x'in altına aldık. Yani sen mutlak değeri çizmek için ilk önce x'i çiziyorsun. Sonra altta kalanları yukarı alıyorsun. Mutlak değer x yaparken. Peki mutlak değer x'ten de eksi mutlak değer x'e nasıl geçiyorsun? Bu sefer de bütün yukarıda gördüklerini aşağı alıyorsun dedik. Bunu da söylemiş olduk ki bu da burada dursun. Devam edelim şimdi. Şimdi arkadaşım aynı şeyler benim için yine geçerli. Tabii şunu şöyle alalım elimize. Bu sefer de yine buradan bakalım. Biraz önce yaptıklarımızı biliyoruz zaten. Biraz önce her şey görüldüğü gibiydi. Şimdi burada söyleyelim bir daha. Bu adam R'ydi İngiliz kümesi. Bu da R'ydi. Tabii ki de bunun da R. Bir sıkıntı yok çünkü. Peki grafikten de okuyalım. Görüntü kümesi. E bunun görüntü kümesi bütün herkesdi. Artık mutlak değerde herkes yukarı çıktığı için benim görüntü kümem sıfırla sonsuz arasıydı. Ama bu sefer terse döndüğüm için ne olacak arkadaşlar? Eksi sonsuzla sıfır arası olacak. Eksi sonsuz da sıfır arası olacak. Bakın cevapların senin görüntülerin artık ne? Bütün eksiler nereye kadar sıfıra kadar dedik. Fonksiyonun sıfırı neydi? Bunlar da sıfırdı. Tabii ki de bende de sıfır. Çünkü ne olacak? Burada e, bizim cevabımızı yani x'i kestiğim nokta ya da değdiğim nokta sıfır noktası. Fonksiyonun işaretine bakarsak artık uzatmayalım. Buraları doldurmayalım. Bir öncekinde söylemiştik. Durdurup geri dönüp bakabilirsiniz. Ama ben şöyle söyleyeyim. Biraz önce R'nin sıfırdaki durumu haricinde ben ne demiştim? Hep artı demiştim. Bu sefer de R'nin sıfırdaki durumu haricinde benim fonksiyonumun işareti hep negatif arkadaşlar. Gördüğün gibi sıfır haricinde ben hep ne olacağım? Negatif işaretli olacağım. Maksimum noktam var mı? Evet bu sefer en yukarıdaki en tepedeki noktam biraz önce yoktu. Bakın şimdi var. Neden var? Çünkü bu sefer maksimum noktam sıfıra sıfır. Niye? Biraz öncekinin tam tersi hareket. Bakın bunun neyini söylüyorum ben? Minimum noktası sıfıra sıfırdı. Bu sefer de bunun minimum noktası yok. Çünkü ben ne oluyorum? Aşağılara doğru gidiyorum ki sonsuzlukta aranmaz. Biraz önce söylediğimiz gibi bu adamın birebirliği yokken... Bunun da birebirliği yok. Biraz önce anlattığımızın birebir aynısı. Niye? 2 i̇ki 2'ye gidiyor. Eksi 2 de eksi 2'ye gidiyor. Burada da Artan azalan mevzusunda da bakın burada artanlığına ne yazmıştık bunun? Sıfırla sonsuz yazmıştık ki bakın artanlığına sıfır sonsuz yazmıştık. Çünkü o grafik öyle bir hareket çekiyordu bize. Peki burada artanlık nerede? Ha burada şöyle yapalım bir de azalanlığı da söylemiştik. Azalanlık için ne demiştik arkadaşlar? Bakın eksi sonsuzdan sıfıra kadar demiştik ki bu sefer de görüyoruz ki ne olmuş oluyor? tam tersi olacak. Burada gördüğümüzün aynısının tıpkısının benzerini bu sefer ters durumda yazacağız. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar eksi sonsuzdan sıfıra kadar artıyorum ben. Peki azalma durumuna bakınca da bu sefer de yine dediğimiz gibi bakın sıfırdan da sonsuza kadar giderken de azalıyorum dedim. İşte bu kadar grafik okumak her şey bu kadar mümkün. Sadece aşama aşama gidiyorsun ve bunları yapıyorsun dedik ve olayı bitirdik. Şu da şurada dursun. Şimdi arkadaşım o zaman ben bir şey fark ettim. Benim mutlak değer x fonksiyonum artık tek bir parça olarak değil ne yapıyor? İki parça olarak çiziliyor arkadaşlar. Peki bu çizime nasıl oluyor? Bakın gx fonksiyonunda senin artık ne oluyor? x'lerin sıfırdan küçükse ...mesela eksi birse... ...önüne eksi alarak artı pozisyona geçiyor... ...ama sen aynı e, pozitifsen... ...aynı olarak kalıyorsun... ...yani grafiğin... ...eksi x grafiği oluyor... ...nereye kadar? Sıfırdan küçüklerde... ...sıfırdan büyüklerde ise... ...x grafiğine dönüyor ki... ...parçalı fonksiyon, iki parça fonksiyon gözüküyor ki... ...bunları çizmeyi geçen hafta anlatmıştık... ...geldim buraya... ...bu sefer benim fonksiyonuma baktığımda... ...eksi mutlak değer x'e baktığımda da... ...bu sefer ne oluyor... Eksideki cevaplarımda ben ne yapıyorum arkadaşım? Aynen kalıyorum çünkü eksi 1'im. Bakın eksi 1'e gidiyorum. O zaman bu ne? fx eşittir x fonksiyonu gibi davranıyor. Bakın sıfırdan küçüklerde. Sıfırdan büyüklerde de eksi x fonksiyonu gibi davranıyor. Ama nereyi, nereyi, buranın tamamını niye almıyorsun? Çünkü sıfırdan büyükler dediğim için ne yapıyordum? Hemen sıfırdan sonsuza kadar olan kısımlardaki grafiğimin oluşan noktalarını alıyordum dedim. Ve bu kısmı da bitirdim arkadaşım. İşte bu kadar. Şimdi asıl mevzuya geldik. Asıl mevzuya geldik. Yine bir önceki derste yaptığımız şeyler gibi. Burada da asıl mevzular buralar. Buraları çok iyi hakim olmamız lazım. Şimdi ben ne yapacağım? Ax artı b'nin temsili grafiğini çizeceğim. Çünkü ben mutlak değerlerde ne yapıyordum arkadaşım? Ben mutlak değerlerde hep ilk önce mutlak değersiz şekilde çiziyordum. O zaman yazalım. Bu arada Meb'in kitabında olduğu gibi biz de buraya bir tane ilave ekleyelim. Bize ne diyor? A ile B pozitif reel sayı olsun diyor. Pozitif olacaklar ki ona göre hareket çekeceğiz. O zaman bak şimdi. AX artı B eşittir 0. Bir kere fonksiyonumuzun sıfırını bulalım. Sıfırını bulduğumda ne görüyorum? Hemen eksi b oldu. Karşıya attım. Hemen a'yı da karşıya attım. Eksi b bölü a diye negatif bir sayı bulmuş oldum. Negatif bir sayı buldum. Niye? a pozitifti b pozitifti. O zaman ne oldu? a ile b'yi bölersek pozitif olur. Ama önüne eksi gelirse eksi olur. Şimdi ben burada sıfırımı buldum. Buradan geçiyorum. Bir de bu a benim için eğimdi. Bu b de benim için y'yi kestiğim noktaydı. O zaman ben şuraya bir tane B noktası yazıyorum. Bitmedi. Bir de ben nereden geçiyordum? B pozitif olduğunu biliyorum. Buraya çizdim. Eksi B diye şuraya eksi B bölü A diye bir nokta buraya yazdım eksi tarafta. O zaman ben bunun grafiğini ne yapıyorum? İki noktam varsa çok güzel çizerim. Çizerken de ne yaptık? Şöyle şuradan geçirdik. Böyle bir fonksiyon. O zaman ben işte AX artı B'nin grafiğini çizdim. Bir sıkıntı yok. Fonksiyonumuzun sıfırı eksi B bölü A. Biz y'yi b'de kesiyoruz. Eğimimiz a kadar. Buradan görüyoruz zaten. Eğimimiz a kadar. Eksi b bölü a'ya kadar olan tarafta negatifim. Eksi b bölü a'dan büyük x'lerimin büyük olduğu yerlerde pozitifim. Her zaman artanım. Çünkü eğimin pozitif. Bunların hepsini söylemiştik. Fonksiyonumun işareti buraya kadar negatif, buradan sonra pozitif demiştim. Bunları söyledik. Başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Eee birebirliği evet birebirdir. Bunu geçen hafta da söylemiştik. Maksimum noktası yoktur. Minimum noktası yoktur. Bunların hepsini anlattık ve çok uzatmayalım artık. Olayı bitirelim. Şimdi bunun üzerinden yürüyeceğiz. Nasıl yürüyeceğiz arkadaşlar? Çok dikkat edin şimdi. Biraz önce çizdiğim fonksiyonu şu an katlıyorum. Katladım ve yan tarafa koyacağım. Neden yan tarafa koyacağım? Çünkü bu grafiği ben çizeceğim arkadaşım. Nasıl çizeceğiz? Biz neyi bilmemiz gerekiyor? Şunu bilmemiz gerekiyor. Benim bir grafiğim varsa bu grafikte arkadaşım ben, bu grafikte arkadaşım ben mutlak değer yapacaksam bakın benim grafiğim böyleydi. Nasıldı? Şurada B'den geçiyordum. Şurada eksi B bölü A'dan geçiyordum. Benim grafiğim buradan böyle yukarı doğru gidiyordu. Şimdi ne yapıyorum? biraz önce yaptığım gibi mutlak değer işin içine girince dediğim gibi bakın arkadaşlar unutmayın. Bu ne grafiği? AX artı B grafiği. AX artı B'yi çizdikten sonra eksi tarafta muhabbeti kırılma yaparak yukarı alıyorsun. Ne yapıyorsun? Şu şekilde yukarı alıyorsun. Bakın grafiğim yine aynısı. B'den sonra eksi B bölü A'dan itibaren B'den geçerek gidiyor. Yalnız burada da eksi tarafını ne yapmış oldu? Yukarı alarak artı aldı aynı bir simetriğini aldık geçtik. Mesela şurada şurası alfa ise bu sefer burası da alfa yani aynı açı olacak arkadaşlar. Grafiğini çizdik. Peki bu tarafa geçersek artık buna ihtiyaç kalmıyor. Neden? Çünkü sen bu grafiği çizmek için ilk önce ax artı b'yi sonra mutlak değer ax artı b'yi çiziyorsun. Sonra önüne eksi koyuyorsun arkadaşım. Eksi koyduğunda da yapacağın olay şu. Bak şimdi müthiş bir şekilde dikkat et. Eksi koyduğunda sen zaten biraz önce çizdiğin hali hazırdaki şurasının y burasının x burasının y burasının x olan koordinat düzleminde nasıl bu eksi b bölü a noktasından kırılıyorsa yine buradan kırılacak. Burada nasıl b'den geçiyorsa burada eksi b'den geçecek. Yine bu kırılma noktan ne olacak? Eksi b bölü a olacak arkadaşım. Grafik bunun sadece aşağıya alınmış hali yavaş yavaş söyledik ve buraları da geçmiş olduk. Şimdi arkadaşım şimdi buraları çok dikkatli dinleyelim. Benim en geniş tanım kümem nedir? Hemen bakıyorum. Benim en geniş tanım kümemde bir sıkıntı var mı? Yok. Reel sayılar. Geldim buraya. Benim görüntü kümem nedir? Görüntü kümem gördüğün gibi reel sayılar. Devam ediyorum. Fonksiyonumuz sıfır nedir? X'i kestiğim nokta. Eksi b bölü a'dır. Devam ediyorum. Fonksiyonumun işareti nedir? Bakın çok dikkat. Artı eksi fonksiyonumuz sıfırına kadar. Bakın sıfırına kadar. Eksiler geliyor. Dikkat fonksiyonumuz sıfırına kadar. Hep eksi oluyorum ben. Yani eksi sonsuzdan nereye kadar eksiyim ben? Eksi b bölü a'ya kadar eksiyim. Oradan da eksi b bölü a'dan da yola çıkarak sonsuza kadar neyim ben? Artıyım arkadaşım. Devam ediyorum. Maksimum noktam var mı? Hayır. Sonsuza gidiyorum. Minimum noktam var mı? Hayır. Sonsuzdan geliyorum. Eksi sonsuzdan. Birebirliğim var mı? Var. Artan azalan olduğum yerlerde de ben artık full artanım görüyorum. Çünkü eğimim zaten A olduğu için ve pozitif olduğunu biliyorum. Devam edelim. Devam edelim. Peki arkadaşım. Peki. Geldim. Mutlak değer AX artı B'ye. Bakın şimdi görüntü kümemde şey en en geniş tanım kümemde reel sayılarda bir sıkıntı yok. Tamam. Peki görüntü kümem ne? Görüntü kümem benim artık nedir arkadaşım? Sıfır ve sonsuz arasındaki sayılar olacak. Sıfır dahil sonsuza kadar olan sayılar olacak. Tamam. Çünkü bakın bütün y değerlerini alıyorum. Sıfır dahil alıyorum. Fonksiyonumun sıfır nedir? Yine eksi b bölü a'dır. Tamam. Devam ediyorum. Fonksiyonumun işareti nedir? fonksiyonumun işareti reel sayılarda sıfır haricinde bütün herkes için bakın bütün herkes için ben pozitifim. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşım? Maksimum noktama bakıyorum. Maksimum noktam yine yok. Çünkü sonsuzluklardayım. En üst noktam sonsuzlara gidiyor. Sonsuzlarda artı eksi e, pozitif e, maksimum yoktur daha doğrusu. E, burada da devam ettiğimde minimum noktam nedir? Bakın minimum noktam artık eksi b bölü a'ya 0 noktasıdır. Minimum değerim nedir? Minimum noktamdaki y değerleri yani sıfırdır. Bunu unutmuyoruz. Birebirlik var mıdır? Mutlak değerde birebirlik yok arkadaşım. Artan azalan olduğu mevzularda da yine bir öncekinde yaptığımız gibi artan mevzusu ne olacak arkadaşlar burada? Artan mevzusu hemen sıfır dahil sonsuza pardon Burada sıfır değil tabii ki de. Bir öncekinde sıfırdı. Burada eksi b bölü a'dan sonsuza kadar ben neyim? Artıyorum. Nerede azalıyorum arkadaşım? Sonsuzdan, eksi sonsuzdan nereye kadar? Eksi sonsuzdaki sayılardan x'lerim eksi sonsuzdan gelirken eksi b bölü a'ya kadar ne yapıyorum arkadaşım? Azalıyorum. Peki Bunları hallettik. Şimdi bu, bu, tabloyu niye bu kadar uzatarak anlatıyoruz? Çünkü bu tablo kafana iyice otursun diye geldi mutlak değerin eksili haline. Eksili halinde biliyorum ki reel sayılarım yine ben. Peki bu sefer görüntü kümem ne? Bu sefer görüntü kümem eksi sonsuzla sıfır arası bir önceki yaptığımız mutlak değerle eksi mutlak değer karşılaştırması gibi. Bunu da hallettik burası kapalı sıfır. Benim sıfır noktamda bir sıkıntı yoktu. Eksi b bölü a. Yine ben aynı şeyi yazacağım. Reel sayılardan sıfırı çıkarttığımda bütün kalan bütün reel sayılar için bakın için ne yazıyorum ben? Ben her zaman işaretim eksi olacak. Devam ediyorum. Başka ne diyordu burada? Maksimum noktam var mı? Bu sefer var. Zirve noktam var. Zirve noktam eksi b bölü a'ya nedir arkadaşım? Virgül virgül sıfırdır. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü burada minimum noktası burada maksimumdu. Otomatikman burada da maksimum noktası var ama minimum noktası yok. Onlar eksi sonsuza gidiyor. Birebirliği dediğimiz gibi mutlak değerde yok arkadaşlar. En sonda da yine aynı mevzu bir öncekinde yaptığımız gibi. Burada artan kısmı ne olacak bunun arkadaşlar? Eksi sonsuzdan gelip bakın eksi b bölü a'ya kadar olan kısım. Bir de burada da azal olan kısmı da yine bunun artan kısmına bakabilirsin. Eksi B bölü A'dan sonsuza kadar olacak arkadaşlar ve olayı bitirmiş olacağız. İşte bu, işte bu, işte bu. Olay bu. Tabii ki de bunları biz biraz daha reel sayılarla çizmemiz lazım. Reel sayılarla çizmek için de hemen araştırıyorum kısmına ve olayı çözme kısmına geçiyorum. Şimdi elimde bunlar var arkadaşlar. Bunları söyledik. Ben bir tane örnek olarak çizeyim. Mesela mutlak değer 2x eksi 4'ü bir çizmeye çalışalım. Bu da fx fonksiyonu olsun. Ve fx fonksiyonumuz bu olsun. İlk önce bak tek grafik üzerinde çizeceğim. En son yeşille grafiğimi çizeceğim. Herkes çok rahat çok iyi dinlesin. Ve olayı bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşım yapacağımız iş şu. İlk önce ben 2x eksi 4'ü bulacağım. İlk önce ben 2x eksi 4'ü bulacağım. 2x eksi 4'ü yazarken hemen bakın lacivertle yapalım. 2x eksi 4'ü yaparken bir kere fonksiyonumuzun sıfırını bulalım. Nedir? X eşittir 2'dir. X eşittir 2 ise bir kere bu fonksiyon buradan geçecek 2 noktası. Bir de X eksi 4 olduğu için bu nereden geçecek? Eksi 4 noktasından geçecek. Tamam. O zaman 2 noktam var mı? Var. Eğimi çizdim. Bu arada eğim nedir? Eğim şurasıdır. Burada bir diklik dikeyle yataydır. Ya da burada da bakabilirsin. 4'e 2'den dolayı 2. Evet buradaki eğimdi zaten. Süper, onu da bulduk. Bizim grafiğimiz bu arkadaşım. Çizdik. Peki bana dese ki mutlak değerini bul bunun dese, bakın mutlak değeri bunun sadece eksilerini artıya almaktır. Sadece bunun eksilerini artıya almaktır arkadaşım. Olay bu. Fonksiyonumuzun sıfırı ne? 2. Fonksiyonumuz artan mı? 2'ye kadar olan kısımda azalan eksi sonsuzdan 2'ye kadar x'lere karşılık azalan fonksiyonumuz. 2'den sonsuza kadar olan kısımlarda artan devam ediyorum. Fonksiyonumuzun işareti ne? 2 noktası haricinde çünkü orası sıfırı haricinde pozitif. Ee, başka maksimum noktası yoktur sonsuzluk içerdiği için. Minimum noktası 2'ye 0'dır en dip noktası olduğu için. 1'e 1 midir? Hayır. 2 farklı değer, 2 farklı x değeri aynı değeri alır y olarak. Peki en sonunda da bir de bunun başına eksili olsaydı bu. Eksi mutlak değer 2x eksi 4 deseydim. Bu sefer de yapacağım şey bu grafiği ne yapmış olacaktım? Yeşil grafiği aşağıya kırmızı olarak alacaktım ki buradaki muhabbette bu. Çok uzatmayalım örneğimizde verdik. Geçelim artık. Şimdi arkadaşlar bakın hemen bunun artlarını, eksilerini yapıp örneğimizi verip dersimizi bitiriyoruz. Çok güzel gidiyoruz şu an. Devam edelim bakalım. Peki ben neyi çizdim bu arada ben? Mutlak değer A artı B'yi çizdim. Geçen haftadan hatırlıyor muyuz? Bir tane C eklemek ne demekti bir tane C eklemek? Bir tane X'e sen C eklersen kulaklarından tutup yukarı doğru almaktı. Bu arada tabii ki de ben neyi biliyorum? A, B, C'nin pozitif sayı olduğunu biliyorum ki Milli Eğitim kitabında böyle yazıyor. Biz de aynısını söyleyelim. Tabii ki de buralar eksi olacak. Mesela eksi halinde söylemiş olacağız birazdan. Ne yapıyorsun? Kulağından tutup yukarı çekiyorsun arkadaşım. Olay bu. Kulağından tutup yukarı çekiyorsun. Şimdi arkadaşlar artı olduğunda böyle. Eksi olduğunda ne yapıyorsun? Kulağından tutup aşağı çekiyorsun. O zaman ben hemen hali hazırdaki Mutlak değer AX grafiğimi bir çizeyim. Aslında çizmesem de olur. Burada gözüküyor zaten. Burada gözüküyor. Tek yapmam gereken bunu kulaklarından tutup yukarı çekmek. Ne kadar? C kadar. O zaman benim sıfır noktam neresiydi? Onu bir işaretleyeyim. Benim sıfır noktam eksi B bölü A'ydı. Tamam. Ben buradan böyle gelip böyle gidiyordum. Şimdi arkadaşım benim asıl grafiğim ne olacak? C kadar yukarı kayacak. C de diyelim ki şurada bir yerde olsun. Ya yani bu mesafe ne olacak? C kadar olacak. C kadar yukarı kalkacağız ve yukarı kalkarken de aynı hareketi çekeceğiz bu arada. Aynı hareketi çekeceğiz. Aynı görüntüyü oluşturacağız. Bakın görüntüde, eğimde hiçbir fark yok. Görüntüde, eğimde hiçbir fark yok. Tek bir şey var. Benim buradaki B noktamda kulaklarımdan çekip yukarı gittiğim için burası ne olacak arkadaşım? B artı C noktası olacak. İşte bu kadar. Yapacağımız işlem budur. Hatta ve hatta bunu tekte çizdiğim için bir daha göstereyim. Benim buradaki mutlak değer ax artı b'de buna paralel bir şekilde giden burada b'de kesen bir nokta. Aralığım ne oldu? C kadar yukarı kalktı. Burası ne? C kadar. Şurada dikey bir tane alsan burası da C kadardır arkadaşım. Çünkü kulağından tuttuk, C kadar yukarı çektik. Olay budur. Bakın şimdi ters yüz ediyorum ters yüz ediyorum. Peki ben pardon ters yüz etmiyoruz. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Mutlak değer fonksiyonumu eksi c yaparsam. Bakın bir daha söyleyelim. A burada pozitif, B pozitif, C de pozitif reel sayı. Şimdi eksi c yapmak ne demek? Yani eksi demek aşağı indir demek. Benim grafiğim neredeydi? Eksi b bölü a'daydı. Nereden geçiyordum? B'den geçiyordum. Tamam, tamam. Devam edelim. Ben ne yapacağım? C'ye kadar aşağı ineceğim. Aşağı indirelim C'ye kadar. Artık buradan geçeceğim. Artık fonksiyonum ne yapacak? Şöyle bir hareket çekecek ve buradan da böyle bir hareket çekecek. Burada sıfıra sıfırdan geçmeyebilir. Nereden geçtiğini bilmiyorum. Ee, ben burada sıfırdan yanlışlıkla geçti bu arada. Bilerek geçmedi. Hatta şöyle biraz daha yukarıdan geçirseydim keşke. Sıkıntı yok. Ama görüntü ne olacak arkadaşlar? Görüntü benim mutlak değerimdeki grafiğin paralel görüntüsü olacak. Şöyle bir paralel görüntüsü olacak. Yani şurada B noktası varsa bu mesafe ne olacak? B eksi C'ye kadar. Ya bu mesafe C olacak. Bu, mef bu mesafe C olacak. Şu noktam neredeysem artık aşağıda da olabilirim. Yukarıda da olabilirim. Sıfırda da olabilirim. Hiç belli olmaz. Yeter ki ben şunu mesela B ile C birbirine eşitse... O zaman sıfırdasındır. O zaman C kadar aşağı ineceğim. Yani şurada olduğum nokta B eksi C olacak. Ve şurası da ne olacak arkadaşlar? C olmuş olacak. Bir, Bir öncekinde söylemiş miydik? Heh, onu söylememişiz. Gerçi gösterdik ama sıkıntı yok. Buradaki benim en dip noktam da C olacak arkadaşlar. C mesafede olacak. Şimdi arkadaşım bunu da çizdik bitti. Şimdi bununla ilgili bana ne sorarsa ben yaparım. Bununla ilgili bana ne sorarsa yaparım. Hemen bununla ilgili sorularına bakalım. Hatta kıvıralım öyle yapalım. Benim neler biliyordum ben? Onları bir hatırlayalım. Benim grafiğimde bunlarda bir sıkıntı yoktu. E benim grafiğimde bunlarda bir sıkıntı yoktu. E, sıfırım eksi b bölü a'ydı. E, i̇şaretim artı eksiler muhabbeti vardı. Oralara çok girmeyelim. Bunlar yine birebirliğim vardı. Hep de artandı. Şimdi arkadaşlar buradan referans alarak yaptık ama çok da uzatmayalım. Mutlak değere bakmak lazım aslında. Biz buna göre çizelim. Bakın buna göre yapalım. Bizim tanım kümemiz ne? Zaten her zaman olduğu gibi reel sayılar. E bu adam içinde reel sayılar. Uzatmayalım. Bakın şimdi ben artı eklersem nereye yukarı kalkıyorum? Yukarı kalktığım için benim tanım kümem ne oluyor artık? Pardon görüntü kümem cevaplarım ne olacak? Artık sıfırdan bakın bir öncekinde ne yazmıştık? Bir öncekinde bakın mutlak değerim sıfırdan sonsuzaydı. Artık ne olacak? Çünkü orada ben neredeydim? X'in üzerindeydim. Artık cevaplarım C'den sonsuza kadar olacak. C'den sonsuza kadar olacak. Devam ediyorum. Ve 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 fonksiyonumuz sıfırı artık yok olacak. Artık bu fonksiyonun sıfırı yok. Çünkü x'i eksi, eksi kestiği nokta yok. Artık bu adam x'i kesmiyor. Eşittir sıfır desen bunun cevabı çıkmaz. Bakın istiyorsanız yazalım. Eşittir sıfır. C'yi karşıya at eksi c. E karşıda mutlak değer var. E eksi c negatif sayı hiçbir mutlak değer nedir? Mutlak değerin tamamı nedir? Negatif olmaz. O zaman demek ki fonksiyonumun sıfırı yok. Devam ediyorum. Fonksiyonumun işaretine bakarsam bütün reel sayılar için ben neyim arkadaşım? Pozitifim. Çünkü niye? Artık x'in üstündeyim. Devam edelim. Minimum noktam, maksimum noktam var mı? Hayır. Sonsuzluğa gidiyorum. E, minimum noktam var mı? Var. Şimdi işte buraya dikkat benim minimum noktam bu nokta arkadaşlar. X'i eksi B bölü A olan Y'si de C olan noktadır. Y'si de C olan noktadır. Çünkü ben yukarı çıktım. Birebirlik var mı? Mutlak değerde olmazdı. Ve de arkadaşım artan azalanlık mevzusunda da yine bir önceki soruda yaptığımızın aynısı ne olacak? Artık uzatmak istemiyorum. Eksi B'den eksi B bölü A'ya kadar eksi B bölü A'ya kadar azalan eksi sonsuzdan eksi B bölü A'ya kadar azalan burası da artan. Onu da zaten bir öncekinde yazdığımızın birebir aynısı. Burada azalanlık, artanlık artı eksiye bakmazdı. Şimdi ben bir sonrakine geldim. Bir sonrakinde çok dikkat arkadaşlar. Çok dikkat edin şimdi. Buraya bakarsak da neyi biliyoruz? Burayı söyledik. Görüntü kümesine bakarsan görüntü kümesi de artık bu arada burası C dediğimde C mesafesi olduğu için eksi -C'ye düşecek. Ee, bunu da söylemiş olalım. Çünkü niye? Buradaki B'ydi şu mesafenin c olduğunu biliyorum. Onu da aklıma koymuş olayım. Çünkü sıfırdaydım. Ne yaptım? Eksi c'ye gelmiş oldum. Şimdi e, c pozitif olduğu için eksi c'ye yazmak zorundayız. Benim o zaman görüntü kümem ne oldu? Eksi c'den sonsuza kadar oldu. Benim görüntü kümem artık eksi c'den sonsuza kadar oldu. Çünkü y'lerime bakın en dip noktası eksici. Orayı sakın gözden kaçırmayalım. Çok önemli bir noktaydı. Fonksiyonumuz sıfır ne? İşte soruya göre değişecek şu iki nokta. Birazdan soru yapınca göreceksiniz zaten. Birazdan göreceksiniz. O zaman ne olacak? İki ayrı nokta olacak. Buraya şimdilik böyle yazayım. Şimdilik böyle yazayım. Birazdan yine ona göre hareket ederiz. Devam edelim. Devam edelim. Fonksiyonumun işareti ne olacak? Fonksiyonumun işareti bu sefer çok önemli. Eksiler için yaparsak bakın eksiler için yaparsak aralık ne? Eksi sonsuzdan bu sıfıra kadar yer. Oraları bilemediğim için şimdi yazmıyorum. Çünkü örnek soruda göstereceğim. Eksi sonsuzdan buraya kadar olan yer. Sonra sıfırımın olduğu aralık negatif. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın bir daha söyleyeyim. Artıları söylüyorum. Eksi sonsuzdan bu sıfıra kadar geldiğim yer. Sonra da pozitif olduğumu söylüyorum. Buradaki sıfır noktasından artı sonsuza kadar olan yer. Devam edelim. 2 sıfır noktası arasında. iki tane sıfır noktam var ya burada. Fonksiyon 2 sıfır noktası var. 2 sıfır noktası arasında da benim cevaplarım ne olacak? Negatif olacak. Diyelim ki o cevaplardan birisi x1. Birisi de x2. İşte ben x1 x2 arasında negatifim. Burada da eksi sonsuzdan eksi sonsuzdan x1'e kadar neyim arkadaşım? İşaretim ne olacak? Pozitif olacak. Ve birleşim ne olacak arkadaşlar? X 2'den de artı sonsuza kadar olacak. Fazla yormayalım buraları. Geçelim örnekte göstereceğim zaten. Maksimum noktası var mı? Yok. Kollar yukarı ve sonsuzluğa gittiği için. Minimum noktam var mı? Var. Yine minimum noktam ne? Eksi B bölü A'ya C noktası. Neden? Neden? Çünkü gördüğün gibi arkadaşım Eksi b En dip nokta burası. Neredeyim? x'im eksi B bölü Ne kadar aşağı inmiştim? Sıfırdan C'ye kadar aşağı inmiştim. Bu arada C değil eksi C olduğunu hatırlatalım bir daha. Çok önemli bir mevzuydu. Orayı söyledik. Çünkü burası C'ye kadar yukarı çıkarsan artı c Aşağı kadar C'ye kadar iniyorsan eksi C olacak. Birebirlik var mı? Mutlak değerde olmazdı. Artan azalanlık mevzusunda e, yine söyleyelim. Artan azalan mevzusunda da bu sefer yazalım. Çok önemli bir mevzu. Çünkü X'imizin Bakın artanlığı sakın artanlığı artı eksiyle karıştırmayın. Artı artan, eksi azalan değil arkadaşlar. O işaret farklı bir şey. İşaret x'in altında kalanlar eksi, üstünde kalanlar artı. Bakın yazdık. Artanlığa bakarsak buradaki eksi b bölü a noktasından yola çıkarak bir öncekinde de öyle yazmıştık. Artanlık nereye kadar gidecek arkadaşım? Burada sonsuza kadar bu artandır. Azalan olduğu nokta neresidir? Azalan olduğu nokta, azalan olduğu noktada burada görüyorsun eksi sonsuzdan nereye kadar eksi b bölü aya kadar olan kısımda da azalandır arkadaşım. Burada görüyorsun buraya kadar olan kısımda da azalan hareketi çiziyor. Bunların hepsini anlatmış olduk. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Bunları ayrıntılı gördük. Şimdi bakın arkadaşlar, bunun bu kısmını yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Çünkü bunları grafiği çizince artık siz okuyor olabilir, okuyor olmanız lazım. Ben sizin için bir tane soru yapacağım ve ondan sonra da olayı bitireceğim. Hatta sorumu da e, e, artılı yazmışım. Şurayı eksili yaparak en zorunu yapacağım ve ona göre de dersimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyordum? Onu bir söyleyeyim. İlk öncelikle ben eksi mutlak değer, xe c ekliyorum. Bakın benimce burada grafiğim neydi buydu? eksi mutlak değere c eklersem ne olur? Şimdi arkadaşım burada benim elimde grafiğim var mı hazırda? Var. Nereye kadar? Buraya kadar var. Şimdi ne yapıyorum ben? Artı c yaparak bunu ne yapacağım? Yukarı çekeceğim. Artı c yukarı çekersen burada iki durum olabilir. Üç durum olabilir hatta. B c'ye eşitse bu yukarı çekildiğinde sıfır noktasına gelir. C b'den büyükse o zaman bu grafiğimin bu kısmını yukarı alır. C B'den küçükse o zaman bu kısım hala eksilerde kalır. O yüzden bu grafiği çizmek B ile C'ye bağlı arkadaşım. Zaten ben de bu formu niye doldurmadım burayı bu kısmı? Çünkü bu kısım biraz işler karışıyor. Bunları anlatacağım birazdan. Örnek üzerinden göstereceğim. O yüzden arkadaşlar bunun grafiğini temsili olarak şöyle çizebiliriz. Biz ilk önce ne yaptık? AX artı B'yi çizdik mutlak değer ax artı b'yi çizdik. Eksi mutlak değer ax artı b'yi çizdik. Bakın şu an bundayım. C eklersem de ne olacak? Şu an bu haldeyken C kadar yukarı gideceğim. Kimler benim için önemli? Burada sıfır noktam ne olacak? C kadar yukarı çıkacak. Bu adam buradan geçecek. Bu adam temsili buradan geçecek. Demek ki şurada eksi B varsa burası C kadar mesafe ise o zaman ne olmuş olacak? Eksi B artı C kısmı burası olacak. Ya da bir yukarısı ya da sıfır ya da bir yukarısı. Ne olursa olsun burası eksi B artı C kısmı olacak. E bu nokta neresi olacak? Bu nokta tabii ki de C'ye eksi B bölü A olacak ki burası benim maksimum noktam olacak. Eksi sonsuzdan buraya kadar artan buradan da artı sonsuza kadar azalan olacağım. Eksi B bölü A'ya kadar artan eksi B bölü A'dan artı sonsuza kadar da azalan olacağım. Pozitiflere bakarsak da benim sıfır noktam nereler? Buralar x1 ve x2 diyelim. O zaman ne olacak arkadaşım? Eksi sonsuzdan x1'e kadar ben negatif değerliyim. x2'den artı sonsuza kadar ben yine negatif değerliyim. x1 ile x2 arasında da pozitif değerliyim. x1 ve x2 de sıfırım arkadaşım. Artan azalanlık mevzusunda da bir daha söylüyorum. Eksi sonsuzdan eksi b bölü a'ya kadar artan. Eksi b bölü a'dan artı sonsuza kadar da azalan olacağım. Bunun grafiği bu. Eksi C yaparsak da bu sefer ne olacak arkadaşlar? Kesin ve kesin bu sefer bazı şeyler kesin. Bu grafiği aşağıya çekeceğim için. Bakın eksi B bölü A burasıydı. Artık ben nereye gideceğim? Şöyle bir hareket olacağım. Bu sefer bu noktayı kesin biliyorum. Eksi B eksi C olacak. Daha da aşağı çekecek yani. Şu mesafe ne olacak arkadaşlar? Bu mesafe C kadar olacak. O zaman burası ne olacak? Eksi C olacak tabii ki de. Burayı da söylemiş olalım. Burası eksi C noktası olacak. Her şeyi halletmiş olduk. Burayı da bitirmiş olduk. Benim maksimum noktam derse eksi B bölü A'ya eksi C noktası diyeceğim. Ve yine artanlık azalanlık mevzusunda da biraz önce anlattıklarımızı artık çok iyi dinlediyseniz o kısımları yapmış olursunuz dedim. Ve dediğim gibi bu formu doldurmayacağım. Neden doldurmayacağım? Çünkü şu kırılmaları çok iyi bilmediğimiz için dolduramayız. Ama mesela şunun için bir tane hareket çekelim. Mesela sadece şunun için yapalım. Sadece eksi B bölü e, ee, bununki çünkü biraz garanti olduğu için bunu söyleyebiliriz. Bakın burada ne diyor? Eksi mutlak değer a x artı b eksi c diyor. Bunun tanım kümesi nedir? En geniş tanım kümesi reel sayılardır. Peki görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi bakın eksi sonsuzdan olan bütün her şeyle nereye kadar arkadaşım? Eksi c'ye kadar olan sayılar bütün hepsi var. Görüntü kümesine eksi c dahil bu arada. Görüntü kümesine eksi c dahil. Devam ediyorum. Fonksiyonun sıfırı var mı? Yok. Fonksiyonun işareti tamamen eksi. Çünkü iş, benim sıfırım olmadığı için ve altta kaldığım için tamamen eksiyim Fonksiyonun işaretini yaptım. Maksimum noktam var mı? Var. Eksi B bölü A'ya eksi C noktası benim maksimum noktamdır. Bakın nokta bu. Açık parantez açık aralık değil bu. Nokta sıralı ikili. Ve de son olarak da minimum noktam var mı? Yok. Birebirliği mutlak değerde yok. Artan azalanlık mevzusu da. Bakın yine söyleyelim. Artan mevzusu nerede eksi sonsuzdan başlayarak nereye kadar eksi b bölü aya kadar artıyor azalanlık mevzusunda görüyorsun x'in eksi b bölü a noktasından eksi b bölü a noktasından sonsuza kadar olan x'in o kısımlarında da ben ne yapıyorum azalan bir fonksiyon olarak karşına geliyorum şimdi arkadaşım işte geldik son muhabbete. Ve yine söylüyorum en zorunu yapmak bakımından ben buraya sana ne yaptım? Eksi koydum ki eksiyi en zor kısmı görelim. Şimdi arkadaşlar ben bunun için... Hani biraz önce söylemiştik ya bunun görüntü kümesinin sıfırlarını azalanları artanları maksimum minimumlarını istiyor. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere benim sorum şu. Bakın benim sorum şu. Soru eksi mutlak değer içinde 1 eksi 3 x eksi 2. Benim sorum GX'in grafiği dediği bu. Eksiyi de ben ekledim. Niye? Zor olsun son kısmı tabloyu yazmadığım için buradan daha net görelim diye. Şimdi ben aşama aşama çizeceğim. İlk çizeceğim şey ne arkadaşım? Bakın ilk çizeceğim şey aşama aşama çizersek. ilk çizeceğimiz şey bizim için y x koordinat düzlemi. 1 bölü 1, 1 eksi 3 x'i çizeceğim. Bir kere benim hatta bunu da düzgün yazarsak bazen karışabiliyor. Yani bazı arkadaşlar şuna alışmış olabilirler. X başa geçsin diye. Ben ne görüyorum? Burada bunun eğim olduğunu ve Y'yi birde kestiğini görüyorum. O zaman ben şurada Y'yi birde kesiyorum. Kesin. Tamam burayı kestim. Devam ediyorum. Eğimim 3 olduğuna göre ve fonksiyonumun sıfırına bakıyorum. Attım 3x'i karşıya. Attım 3x'i karşıya. 1 eşittir 3x'ten dolayı x'im ne çıktı? 1 bölü 3. O zaman o da 1 bölü 3 olacak. O da şurada olsun. Benim grafiğim o zaman şudur arkadaşım. Bak benim grafiğim budur. Kim bu grafik? Bakalım doğru mu yaptık bu arada? Ben nereye yatayım? Y'ye göre sola yatayım. O yüzden eğimim eksi. Eğimim eksi 3'tü. Eksilik zaten eğimin yönünü belirtir. 3'tü. Bakıyorum benim dikeyim 1. Yatayım 1 bölü 3. 1 bölü 1 bölü 3'ten dolayı ters çevir çarpması 3 olur. Sola yatık olduğundan dolayı da eksi dedim. Süperim. Çok güzel. Devam ediyorum. Ben grafiği çok güzel çizmişim. Şu an benim yaptığım grafik ne arkadaşım? Eksi 3x artı 1 grafiği. Ya da 1 eksi 3x grafiği fark etmez. İkisi de birbirinin aynısıdır. Şimdi bu birinci mevzuydu. Sonra ne yapmam lazım? Mutlak değer almam lazım. Mutlak değeri almayı sen biliyorsun arkadaşım. Mutlak değeri almak ne demekti? Sadece ve sadece eksi taraftakileri artıya al demekti. Aldım. Çok güzel. Bu da bitti. Bunları hallettik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu ne grafiği bu arada? Mutlak değer eksi 3x artı 1 grafiği. Bunu da hallettim. Çok güzel. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Sonrasında da arkadaşlar çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Ne var arkadaşlar burada da? Ne var arkadaşlar burada da? Eksi mutlak değer var. Şimdi ona geçeceğim. Mutlak değerin önünde eksi var. Önünde eksi varsa grafik artık takla atacak. Aşağı gelecek. Tamamen simetri olacak şekilde aşağı gelecek. Ve bu noktadayım. Ve burası 1 ise simetri olduğu için burası eksi 1. Artık grafiğim şu mor kısımda bu mor kısım ne bu arada? Eksi mutlak değer eksi 3x artı 1. Bunu da gördüm. Burayı da hallettim. Ve sonrasında da eksi 2 diyor. Eksi 2 beni aşağı çeker. Beni aşağı çekeceği için sen sıfırlarını göremezsin. O yüzden sorunun bu kısmında da ben soruyu zorlaştırmak adına bakın burayı da artı 2 yapıyorum. Artı 2 yaptığımda da Artık ben grafiği daha düzgün bu tarafa çizeceğim. Bak ben grafiği artık daha düzgün bu tarafa çizeceğim. Çünkü gözün çok net bazı şeyleri görsün. Şimdi buraya kadar bu arada ben ne yapmıştım? Bunu da yapmıştım. Soru zorlaşsın diye artı iki yukarı geleceğim. Şimdi artı iki yukarı gelirsem bir kere ben bu noktam nereye kayacak benim? İki yukarı gittiğim için yeniden bire gelecek. Yeniden bire gelecek bu grafiğim benim şurada da bu arada şu noktamda 1 bölü 3 noktamda 2 0 noktasındaydı ya. Bu da zirve olarak 2'de beni temsil edecek. Benim grafiğim şöyle bir hareket çekmiş olacak. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Y'de kestiğim noktayı ben biliyorum. Bu arada bu neyin grafiği arkadaşlar? Bunu da yazalım. Eksi, eksi mutlak değer. ...eksi 3x artı 1... ...artı 2'nin grafiği... ...artı 2'nin grafiği... ...burayı hallettik... ...şimdi arkadaşlar... ...ben neyi biliyorum... ...bu kısımda da... ...ben sıfır noktasından... ...2 yukarı çıktığım için... ...2 yukarı çıktığım için... ...o zaman burası da 2... ...bu noktanın ben neresi olduğunu biliyorum... ...1 ee, bölü 3'e... ...1 bölü 3'e 2 noktası olduğunu biliyorum... ...1 bölü 3'e 2 noktası olduğunu biliyorum... ...çok güzel... Hala bir bölüşteyim çünkü. Bir sıkıntı yok. Tek bilmem gereken şu zımbırtılar kaldı ki... ...bu da x1 ve x2'dir. Ona göre bulacağız. Şimdi bunlar fonksiyonu sıfır mı arkadaşım? Sıfır. O zaman şu denklemi ben sıfıra eşitliyorum. Bakın. Eksi 3x artı 1 artı 2 eşittir sıfır diyorum. O zaman bunu daha düzgün yazarsak... E, ...mutlak değeri eksi olduğu için karşıya atalım. 2 eşittir mutlak değer. Eksi 3x artı 1 yaptım. E... Her taraf mutlak değerse o zaman bu içerisi ya gerçekten 2'dir, bu içerisi, bu içerisi ya gerçekten 2'dir ya da içerisi eksi 2'dir ki cevap 2 olmuş. O zaman bunda ne yapıyorum? Eksi 3x artı 1 yapıyorum. Benim grafiğim eksi 3x artı 1'di. Eksi 1'i 1'e ka karşıya eksi olarak attım. Ne geldi? 1 eksi 3. O zaman burası eksi 3x. Her tarafı 3'e böldüm. Buradan bir x'im çıktı ki bu x eşittir. Eksi 1 bölü 3 oldu? Ne oldu? Şurası eksi 1 bölü 3 oldu. Tamam. Çünkü eğimde bir değişiklik yok ya. Zaten öyle olmalı. 1'e 1 bir bölü 3'ten eğimim. Yine 3 ya da eksi 3 muhabbeti olacak artan azalanlığa göre. Buraya geldiğimde burayı attım karşıya. Burası kaç geldi? Eksi 3. Eşittir ne oldu? Eksi 3. O zaman eksi 3 x. Her tarafı böldüm. x eşittir ne çıkmış oldu? 3. X eşittir direkt 1 çıkmış oldu ki şurası da 1'miş. Bakalım doğru mu söyledik? Hani eğim hep 3'te ya da eksi 3'te kalacaktı ya. Çünkü kırılmalar bir şey fark ettirmiyor. Yönünü değiştiriyor sadece. Bakın buradaki mesafe ne? 2 bölü 3. Yukarısı ne? 2. Dikeyim 2. Yatayım 2 bölü 3. Ters çevirip çarparsak yine 3 etti ki. Ama yönü değişik fark etmez. Şimdi arkadaşım ben olayı... Süper sonik bir şekilde çözdüğüm. Bu adamın grafiğini şimdi sorumun üzerine yazıyorum. Çünkü cevaplamam gerekenler var. Şurada birden geçiyorum. Şurada eksi bir bölü üçten geçiyorum. Burada zirve yapıyorum. Nerede? Bir bölü üçü gördüğümde zirve yapıyorum. Ve şurada da birden geçiyorum. Benim grafiğim şöyle bir pardon çok kötü çizdik. çok kötü çizmişiz. Neyse toparlarız şimdi. Şu noktan bir burası değil de şurası olsun bu arada. Bir burası olsun. Burada da buradan geçiyorum. Şöyle bir hareket çekiyorum. Şuranın da 2 olduğunu biliyorum ve buradaki noktamın da 1 olduğunu biliyorum. Şimdi bana ne sorsa yaparım arkadaşım. Hepsine hazırım. Grafiğimi çizdim. Bakıyorum eksik bir şey yazdım mı? Yazmadım. Süper. Görüntü kümesi. Görüntü kümesi arkadaşım. Gördüğün gibi eksilerden bütün değerler alıyor. Nereye kadar? Görüntü kümem eksi sonsuzdan 2'ye kadar 2 dahil güzel birini yaptım. Sıfırları bakın sıfırları birisi x1 eşittir eksi 1 bölü 3. Diğeri x2 eşittir 1'dir. Bunu da yaptım. Süper. Bunu da hallettik. Peki artan azalan mevzusu var. Nereye kadar artıyorum ben arkadaşım? Bakın artma mevzusu. Nereye kadar artıyorum? Eksi sonsuzdan eksi sonsuz değerlerinden 1 bölü 3'e kadar x'in 1 bölü 3 olduğu yere kadar artıyorum. Nerede azalıyorum ben? Ne yapıyorum? x'in 1 bölü 3 olduğu yerlerden sonsuza kadar giderken de gördüğün gibi en soldan elimi koyuyorum. Azalarak devam ediyorum. Geldim maksimum minimum noktaya. Maksimum noktama bakıyorum. Maksimum noktam zirvem burasıydı. O zaman bu nedir? 1 bölü 3'e ...iki noktasıdır. Maksimum... ...noktam... 1 bölü üçe iki noktasıdır. Tamam. Bu nokta... ...bakın sıralı ikili aralık değil. Burası hocam... ...kapalı mı açık mı değil. Bu kapalı ile alakalı yok. Açıklıkla alakalı değil. Bunlar parantez. Sıralı ikilinin parantezi. Minimum noktası da nedir? Minimum noktası sonsuzlarda olduğu için... ...eksi sonsuzlarda olduğu için yoktur arkadaşım. Son ben bir şey ekleyeyim buraya. Peki nerede bu... ...artılardadır? Nerede artıdır? Bakın... Eksi 1 bölü 3 ile bakın eksi 1 bölü 3 ile 1 aralığında artıdır. Bakın artıdır pozitiflerdir. Fonksiyonumun pozitifleri neresidir arkadaşım? Eksi 1 bölü 3 ile 1 arasıdır. Bunu yazdım. Devam ediyorum. Bakın sakın şuradaki 1 bölü 3 buradaki niye eksi 1 bölü 3 demeyin. Çünkü bunlar farklı işler farklı mevzular. Biri sıfırı biri sıfırı, buradaki ne? 1 bölü 3'ler 1'ler 0'ı bunun. Buradaki de 1 bölü 3'te bunun neyi arkadaşım? Ee, i̇lk baştaki x'i kesen noktası oradan geliyor. Eksi olduğu Aralıkta arkadaşlar ne olacak? Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 3'e kadar olacak. Birleşim Burası ne olacak. 1'den ee, de artı sonsuza kadar, gelmiş olacak. Oralarda negatif. Peki eksi 1 bölü 3'te 0. 1'de nedir? 0. Bu aralıkta bakın buraya kadar hep eksi. Buraya kadar hep eksi. Buradan sonrası da hep yine eksi dedik. Artık ben bittim. Gerçekten siz de inşallah dinlerken bitmemişsinizdir. Ama süper yaptık. Gerçekten çok iyi yaptık dersi. Bence her şey çok güzel oldu. Ee, çok ayrıntılı güzel bir şekilde anlattık. Lütfen ödevimizi kaçırmayalım. Bakın yeni müfredata uyumlu. Yazılıya %100 uyumlu. Kitabımızda hemen burada ne var arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonlar var, mutlak değer fonksiyonları var. Sen bu mutlak değer fonksiyonlarını lütfen gel buradaki ödevlerini yap. Bakın burası ne? Kırmızı testler, yazılıya hazırlık, açık uçlu sorular. Bakın burada bize fonksiyonun tanım kümesi, mutlak değeri her şeyi soruyor mutlak değer fonksiyonu ile ilgili yapman gereken her şey burada var. Haftaya da denkleme eşitsizlik içeren problemleri yapacağız. Kitabımızdan güzel soruları alacağız. Siz de örnek olarak da görmüş olursunuz hem de diyelim ve sözü fazla uzatmayalım. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.